Merhaba arkadaşlar. Ön muhasebe programımıza devam ediyoruz. Bu derste arkadaşlar şimdi program gerçekten epey büyüdü. Nerede ne eksik bıraktık onu da artık bulmakta zorlanıyorum işin doğrusu. Şimdi burada nakit ödeme çalışıyordu arkadaşlar. Bu tamam. Nakit tahsilat aynı şekilde bankaya yatan, bankadan çekilen. Mesela şu anda kasada 3.740 lira var. Bankaya yatan diyelim. Örneğin şu Garanti Bankası'nda hiç paramız yok. Garanti Bankası'na para yatıralım. 740 lira yatıralım. 740 lira yatırdığım zaman mesela buraya bir açıklama yazıyoruz. Şimdi kasada 3.000 lira kalması lazım ve bankaya da 740 girmesi lazım Garanti Bankası'na. Bir bakalım. Kaydet diyelim. Evet diyelim. Gördüğünüz gibi kasada 3.000 lira kaldı. Garanti Bankası'na para yatırdık. Şöyle tekrar bankaya atıp şuradan baktığımız zaman Garanti Bankası'nda 740 liramızın olduğunu şuradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burası tamam. Şimdi ne eksiğimiz var? Şu düzelt silme de var arkadaşlar. Mesela şu kaydı sildiğim zaman kasaya 740 lira girmesi lazım. Evet dedim. Ha, silmeyi yapmamışız daha. Tamam. Evet diyoruz ama silmiyor. Düzeltme ve silme kaldı. Soruyu sormuşuz ama silmiyor. Hemen silmeyi yapalım. Geliyorum arkadaşlar geliştiriciden. Geliştiriciden Visual Basic'e geliyorum. Şuraya neredeydi arkadaşlar o? Şimdi yerini bile bulmakta zorlanıyorum. Banka listesi bankalar mıydı? Yok. Banka listesi değil. Banka işlemleri. Neredeydi ya? Heh. Kasa işlemlerinde miydi? Evet, kasa işlemlerinde. Şurada sil dediğimiz zaman tamam. Şurada demiştik ki eğer kasa işlemlerinin listesindeki ilk iki harf NT ise nakit tahsilat, NO ise nakit ödeme, BY ise banka yatan, BC ise bankadan çekilen. Şurada demişiz ki bankadan çekileni sil, bankaya yatanı sil. Şimdi nakit ödeme sili yapmışız arkadaşlar. Burada prosedür kullanmışız gördüğünüz gibi. Nakit tahsilat silimiz burada. Nakit ödeme silimiz burada. Ama bankaya yatan sille bankadan çekilen sili yapmamışız. Şimdi mantık aynısı olduğu için arkadaşlar şu prosedürün içindekileri kopyalıyorum. Nereye kadar? Şuraya kadar seçtim. Bakın saptan başladım. Şu sap nakit ödeme sili seçti içinden. Şu en saba kadar seçip kopyala dedim. Banka yatanı sili sil prosedürün içine yapıştırıyorum. Şimdi bankaya yatan ve bankadan çekilenler hepsi nerede? Kasa hareketlerinde olması lazım. Şuraya bakalım. Kasa hareketlerimiz nerede? Gerçekten program çok büyüdü arkadaşlar. Evet bakın bankaya yatan burada. Bankadan çekilen burada. Bir de banka hareketlerine de aynı şekilde kaydediyor gördüğünüz gibi. Bakın az önce Garanti Bankası'nda 740 lira. Yani hem banka hareketlerinden sileceğiz. Hem kasa hareketlerinde sileceğiz. Dolayısıyla her iki sayfayı böyle bir yan yana bırakayım. Şöyle. İşlemimizi hem buradan sileceğiz. Hem de arkadaşlar banka hareketlerinde sileceğiz. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz şu anda? Bankaya yatanı siliyoruz. Şimdi bankaya yatanı sildiğimiz zaman ne yapması lazım? Bankadaki parayı düşürüp onun yerine kasaya ekleme yapması lazım. Yani şunu söylüyorum. Geleceğiz zaten. Şuradaki banka yatanı hem kasa hareketlerinden sileceğiz. Kasa hareketlerinden sildiğimiz zaman silinen tutarı kasaya ekleyeceğiz. Ve banka hareketlerinden de sileceğiz. Banka yatan 007, banka yatan 007. Şu her iki sayfadan sileceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda bankalara gelip banka kodu hangisi ise
banka kodu, mesela Garanti Bankası ya, buradaki tutarı da silmiş olacağız. Tamam. 3 tane işlem yapacağız arkadaşlar. Şimdi önce burada ne yapıyoruz? Bence biz bunu baştan yapabiliriz. Ya bence biz sıfırdan yazalım, kafamız karışmasın. Sıfırdan yazalım. Kafamızda karıştırmayalım kafamızı arkadaşlar. Öncelikle yapmamız gereken ne? Önce biz kasa hareketini silelim bence. Gelelim kasadan şu işlem kodunu arattıralım. İşlem kodunu bulduğumuz satırı silelim. Tamam. Önce sayfanın adını şöyle çift tıklayıp Ctrl C ile kopyaladım. Sonra şöyle yine bir değişken tanımlıyorum. Arkadaşlar her zaman hatırlatmaktan artık yoruldum. Klavyemde sorun var. Kısa zamanda ya bir ek klavye almam lazım ya da laptopumu klavyesini değiştirmem lazım. Gerçekten yazmakta zor oluyor. Dim x as long dedim. As x as long diyorum. Evet. Tamam. Bir döngü yapıyorum hemen. For x eşittir 2 to yine 1 milyon yazıyorum. 1 milyon falan oldu. Buraya next yazıyorum arkadaşlar. Şimdi nerede döneceğim? Sheets diyorum. Tırnak içinde şu kasa hareketleri nokta A'nın x'i nokta value'sü boş ise exit sub diyorum. Sub diyorum. Şey, exit for diyorum. Tamam. Buraya bir if yazacağız. Evet. Sonra tekrar şurayı kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Diyorum ki eğer kasa hareketlerindeki A'nın X'inin değeri eşittir. LST kasa işlemleri nokta list diyorum arkadaşlar. Parantez içinde yine LST kontrol boşluk yazdım. Nokta list index virgül sıfırıncı index. Evet, sıfırıncı index ise then. Şimdi şurada bir end if yazayım. Neden sıfırıncı index dedim? Ona bakalım. End if. Şimdi arkadaşlar bakın, çalıştırdığım zaman bakın sıfırıncı kolon burasıdır. Gelecek şuradaki sıfırın B'ye 007'ye bakacak. Dolayısıyla oradaki B'ye 007'deki neredeydik az önce? Kasa işlemlerinde miydik? Evet. Şu silin içine girmiştik. Ve nakit şey bankaya yatan sil. Tamam. Eğer oradaki eğer kasa hareketlerindeki eşit ise ne yapacak? Bir soru sorsun. Soru sorma var mı yukarıda? Hiç soru sormadan ödemeleri silmişiz yukarıda. Aslında orada da soru sordurmamız lazım ama neyse biz bir sorumuzu soralım. Şuraya bir değişken tanımlıyorum. Dim sor as byte diyorum. Şuraya sor eşittir. Sor eşittir. MSG kontrol boşluk box parantez açıyorum tırnak içinde
Kayıt silinsin mi diyelim. Silinsin mi? Virgül ve B yes no diyoruz. Artı ikinci buton hayır işareti olsun. Artı question ve B'ye basıyorum. Questions virgül sil diyoruz. Ondan sonra diyoruz ki eğer sor eşittir 7 ise, yani hayır ise, ya da VB no diyebiliriz. VB no ise, VB no then, şimdi hayıra basmışsa exit sub diyeceğiz arkadaşlar. Yani başka hiçbir şey yapma. Exit sub. Peki exit sub olmamışsa buraya gelmiştir. Burada ise o zaman diyeceğiz ki sheets diyeceğiz. Sheets kasa hareketleri, şu sayfayı seçiyorum. Kasa hareketlerindeki rows arkadaşlar, rows yani satır x nokta delete diyoruz. Satırı sil, satır silindi. Bir mesaj da verdirebiliriz. FRM mesaj nokta LBL mesaj nokta caption eşittir kayıt silindi. Kayıt silindi. Nokta nokta. Ondan sonra FRM mesaj nokta show diyoruz. Ondan sonra bir de şöyle bir şey daha yazayım arkadaşlar. Dim tutar diyelim. As double diyelim. Tamam. Şimdi bu tutarı da bakın silmeden önce tutar eşittir. Tutar neye eşittir arkadaşlar? Sheets kasa hareketlerindeki a'nın x'ini value'ye yazacağım ama o a'yı değiştireceğim şimdi. Tutar nerededir? Silinen tutar nerede arkadaşlar? Kasa hareketlerindeki f'de. Bakın burada fx diyeceğim. Şuraya f sütunundaki x'i tutara aktardım. Onu artık orada saklayacağım. Biraz sonra kasadan bu tutarı ekleyeceğim arkadaşlar. Bu tutardaki değeri kasaya ekleteceğim. Bunun için tuttum burada. Sildik. FRM nasıl show. Bir de ne diyeceğiz? Exit sub diyeceğim. Sub'dan çık. Tamam. Tabii çıkmadan önce, hatta mesajdan önce, yani şurada şurada mesaj vermeden önce bunu kasaya ekleyeceğim arkadaşlar. Kasaya ekleyeceğim. Kasam nerede? Kasam şurada. Şuradaki E2'ye ekleteceğim o tutarı. Kasadaki E2'ye ekleteceğim. Aynen şunun aynısını alayım. Şuraya yapıştırıyorum. Şu hareketlerini siliyorum. Kasa nokta range E2 nokta value eşittir. Yine aynısını alıyorum. Artı tutar diyorum. Artı tutar. Bakın. Ne yaptım? Kasaya tutarı ekledim. Dolayısıyla önce kasa hareketlerinden sildim. Sildiğimi kasaya ekledim. Şimdi son olarak yine mesajdan önce dur mesajı bence en son verdirelim. Bunu alayım buradan. Bunu keseyim.
şu next'in dışına en sonda bu mesajı verdireceğimiz için şunu ve şunu. Şu iki satırı aşağıya aldım. Tamam. Şimdi ne yaptım burada? Önce arkadaşlar kasa hareketlerindeki A'nın X'i boş ise for'dan çık dedik. Eğer kasa hareketlerindeki A'nın X'inin değeri seçtiğim listedeki listin 0. kolonuna eşit ise soru sordum. Kayıt silinsin mi? Evet, hayır. Hayır'ı aktif hale getirdim. Eğer hayır'a basmışsa saptan çıktım. Eğer şu if'in altına geldiyse demek ki evet'e basmıştır. Tutarı kasa hareketlerindeki fx'ten aldım. Sonra kasa hareketlerindeki x satırını sildim. Sonra kasa sayfasındaki e2'ye tutarı ekledim. Buraya kadar tamam. Ondan sonra buraya exit for diyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra bu sayfanın işi bitecek. Exit for diyeceğim buradan. Yani şu next'in altına indi. Şunun aynısını bir daha seçiyorum. Ctrl C. Şuraya Ctrl V ile yapıştırıyorum. Şimdi istersen şuraya da bir açıklama yazayım. Kasa hareketlerinden kayıt silme diyelim. Silme. Tamam. Şunun aynısını tekrar kopyalıyorum. Şimdi burada banka hareketlerinden kayıt silme. Şimdi de banka hareketlerinden sileceğim. Banka hareketleri sayfasını şöyle kopyalıyorum. Geliyorum. Şu kasa hareketleri gördüğüm yere banka hareketleri yazıyorum. Tabii burada soru sormayacak artık bize. Dolayısıyla sora ihtiyacımız yok. Şuraya ihtiyacımız yok arkadaşlar. Tutara da ihtiyacımız yok. Sadece şu banka hareketlerindeki x'i silecek. Kasaya bir şey eklemesine gerek yok. Burada bankadan para düşürecek arkadaşlar. Bankadan kayıt düşüreceğiz. Silmeden önce bakın banka hareketlerinde banka kodu şu gördüğünüz gibi. Burada diyeceğiz ki BX'i tutacağız. Mesela şu kaydı sileceğiz ya. Silmeden önce bunun hangi bankaya ait olduğunu şu kodu alacağız. Bir yerde tutacağız, saklayacağız. Sonra gelip bankalardan o kodu bulduğumuz yerden tutarı düşüreceğiz arkadaşlar. Tamam. Şöyle yazıyorum. Buraya dim BK diyelim. Bankanın BK'si. As ya da dim banka diyeyim. Banka. As string diyorum arkadaşlar. String. Çünkü oradaki niye long byte falan demedim. Çünkü burada sileceğimiz kod şurada bir string'tir. Yani alfa sayısal bir değerdir. Dolayısıyla buraya string dedim. Şimdi banka diyorum. Bakın. Banka eşittir. Şu kodu alıyorum. Banka eşittir. Sheets banka hareketleri nokta range B'nin x'i nokta value arkadaşlar. Niye B'nin x'i diyorum? Banka hareketlerindeki B'nin x'i diyorum. Bakın banka hareketlerinde bu B sütunudur. Bu da B'nin x'idir. Yani şurası. Dolayısıyla onu bankada tuttum. Güzel. Sonra şuna gerek yok. Tamam, satırımı da sildim. Banka sayfasına gittim. İlgili banka satırını sildim. Şimdi de şöyle yapıyorum arkadaşlar. Evet, burada da iş bitti. Banka, burada da exit for dedim ve buraya geldim.
Peki burada ne yapacağım şimdi? Burada yine bir döngüye ihtiyacım var. Buraya yapıştırıyorum. Şuraya diyorum ki, şurada bir açıklama yapıştırayım. Banka hesabından ne diyelim? Tutarı silme. Silme diyelim, azaltma diyelim. Tamam. Şimdi bir döngü daha yapıyorum. Bu sefer bankalar üzerinde. Bakın bir döngü yapacağım. Şu bankalar. Evet, bankalar. Burada da bir döngü yapacağım. O kaydı bulduğu zaman şuradaki S-sütunu arttıracağım. Şey düşüreceğim. Şurayı siliyorum. Yine diyorum bankalardaki ani eksi boşsa çık. Yine diyorum ki eğer bankalar nokta pardon. Şuraya diyeceğim ki eğer banka eşittir, eğer banka şu yukarıdaki banka kodumuz var ya eşittir. Şuradaki banka arkadaşlar şu. Eşittir şiz bankalardaki bankalarda hangi kodda sıradadır? Evet şuradadır. Bankalardaki A'nın X'ine eşit ise şurayı siliyorum. Den. Eğer banka eşittir bankalar sayfasındaki A'nın X'i ise ne yapıyorum şimdi? Şunu alıyorum. Kopyalıyorum. Şu ikisini siliyorum. Buraya yapıştırıyorum. Sheet bankalar nokta E'nin X'inin değeri eşittir. Yani şuradan bahsediyorum arkadaşlar. Şu E var ya şuradaki E'nin X'i. Hemen şurayı kopyalıyorum. E'nin X'i eşittir. Eksi tutar diyorum. Tutar. Hangi tutar? Yukarıda tanımladığım tutarı da banka hesabından çıkardım. Exit for'la çıktım. Kayıt silindi dedim. Bir de listele diyeceğim önce. Listele diye bir değişken şeyimiz var. Yanılmıyorsam. Listele. Bakın şuradaki listele. Evet. Bunu kaydettim. Şimdi bir çalıştırıp bakalım. İnşallah bir hatamız yoktur. Hemen geliyorum arkadaşlar. Muhasebeden. Muhasebeye geldim. Kasa işlemleri. Bakın şu anda kasamızda 3.000 lira var. Ben bu kaydı sildiğim zaman bir de isterseniz şöyle bir bankaya da bakalım. Şu anda Garanti Bankası'nda 740 lira olduğunu görüyorsunuz. Ben şimdi bu kaydı sileceğim. Bakın sil diyorum. Evet diyorum. Bankaya yatan niye yapmadı ya? Bankada çekileni mi yaptık biz? Bankadan çekilen. Biz yanlış yaptık ya. Yanlış yaptık. Şöyle bir bakalım biz neyi yapmışız şimdi? Kasa işlemlerine gidelim. Bankaya yatın bakın. Biz burada ters yapmışız. Şu bankaya yatan olacak. Bunu buraya alıyorum. Şu da bakın tam ters yapmışız arkadaşlar. Onun için bakın eğer BC ise bakın BY ise BY ise bankaya yatan sil. BY ise bankaya yatan. BC ise tam şu anda düzeldi. Başka bir de tabii banka hareketlerinde bakın o kaydı silmiş gördüğünüz gibi. Bankalarda da bakın Garanti Bankası'nı ne yaptı? Burada da hatta bu yılda 740 lira vardı ama neyse burada bir 0 lira yapalım. Eksiye düşmesin.
Evet, baştan yapalım. Kasayı da 6000'e çıkardı. Kasa. Baştan bir çalıştırayım. Önce kasa işlemleri. Şöyle bankaya para yatıralım. Ha, burada yatırılmış. Hala duruyor burada zaten. Sil diyorum. Evet diyorum. Niye iki defa siliyor? Soruyor ki. He, zaten ilk başta bir silmemiz vardı arkadaşlar. Burada bir daha sor dememize gerek yok ya. Bakın şurada şu silin içerisinde zaten biz burada sor demişiz zaten. Kayıt silinsin mi demişiz. Aynı şekilde bankaya yatanı silde bir sil mesajına gerek yok. Yani şuradaki sora gerek yok arkadaşlar. Şu soruyu siliyorum. Tamam, burada sor gerek yok. Zaten düğmeye basınca soruyor zaten. Şimdi tekrar geldim. Şu banka yatanı seçtim. Sil dedim. Evet dedim. Hatamı aldım. Şimdi neden? ESD kasa işlemleri. Şimdi bunun ismi nedir arkadaşlar? Şunun ismi nedir? ESD kasa işlemleri. Tamam. Bence baştan bir kayıt açalım. Bankaya para yatıralım önce. Burada hangi bankada paramız yok? Ziraat Bankası'nda. Ziraat Bankası'na bir 2500 lira bir yatıralım. Yatır diyelim. Kaydet diyelim. Evet diyelim. Yatırdık. Bak şu anda kasamız 4240 lira. Bankaya yatırdık. Bankaları görebiliyor muyuz? Pardon, nerede bankalar? Evet. Şurada bakın. Ziraat Bankası'nda şu anda 2500 liramız var. Görünüyor. Tamam. Şimdi ben o kaydı sileceğim. Şunu seçtim. Sildiğim zaman şu kasa bakiyesi 2500 lira artacaktır. Sil diyorum. Evet diyorum. Yine hata verdi. Not list property. Şu listede bir sorun var. Eğer kasa banka hareketlerindeki A'nın X'inin değeri ve kasa işlemi not list index 0. Bakalım tekrar. Bunun sıfırı bu. B'ye banka yatan 006. Bin lira silinmiş de aynı zamanda ya. Hem de silmiş. Yok. Hatamız ne? Hatamız ne? Buradan siliyor, direkt kasa hareketlerinden siliyor. Bakın silmiş. Banka hareketlerinden silmemiş. Banka hareketlerinden silmemiş. Bankadan da silmemiş. Kasa işlemlerine gelelim. Nerede kasa işlemleri? Şurada. Şu silin içine girdim. Bankaya yatan sile geleyim. Şuraya. Önce buradan silmiş. Exit for demiş. Gelmiş buraya. Burada da diyoruz ki banka hareketlerindeki A'nın X'i boşsa çık. Eğer banka hareketlerindeki A'nın X'inin değeri bence sorun ne olabilir?
Sorun ne olandır? Arkadaşlar şunu bir değişkene atsam bence iyi olur. Bakın şurası var ya. Ben bunu kesiyorum. Buraya şu banka demişiz ya. Buraya şöyle yapıyorum. Şu en üstte diyorum ki banka eşittir. Şunu yapıştırıyorum. Bu bankadır. Seçicinin bankadır arkadaşlar. Dolayısıyla buraya da banka diyorum. Ondan sonra geldim. Şuraya da banka diyorum. Banka. Banka kodu da doğrusu. Banka eşittir. İşte buna şuna ihtiyacımız yok. Zaten bankayı tutmuşuz yukarıda. Exit for burada da şunu da tersini yapacağız. Burası da eşittir bankaysa. Ondan sonra bankalardaki an böyle. And if next listele bence bu sefer olması lazım. Bir daha deneyelim. Şöyle kasa işlemleri bankaya yatan diyelim tekrar. Hangi banka yatıralım? Şu Garanti Bankası'nda para yok. 3000 lira. Ya da 360 lira. Çünkü kasada pardon 740 lira yatıralım. 740. Şuradaki kasa 7000'e düşsün. Yatırdık. Kasa 7000 lira düştü. 740 lira da Garanti Bankası'na girdi. Şimdi sil diyorum. Evet diyorum. Bakın silindi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kasamız tekrar 7740 oldu. Bankaya bakalım hemen. Bankada Ziraat Bankası'nda bakın. Ziraat Bankası'nda hala 740 lira duruyor. İşte Ziraat Bankası'ndan silmemiş. Bakalım banka hareketlerinde silmiş mi? Evet silmiş. 740 lira yok. Bankalardan sadece şunu azaltmamışız. Sadece onu düşürmemiş. Onu yapabilsek tamamdır. Kasa işlemlerine tekrar gidiyorum. Silin içine girdim. Burada bankaya yatanı sil. Bankaya yatanı sile geldim. Nerede bir hata? Şurada banka hesabını azaltmada. Eğer bankalardaki A'nın X'inin değeri bankaya eşit ise bankalardaki E'nin X'in value eşittir eksi tutar. Aslında da burada da bir sıkıntı yok. Bankalar sayfasındaki A'nın X'i yani geldi buraya geldi baktı eşittir bunu düşürmesi lazım. Şuraya bir mesaj versin arkadaşlar. MSG Box bankayı bana söylesin. Yine MSG Box tutarı da söylesin bana. Şöyle bir çalıştıracağım. Her ikisini oraya gelince ikisini bana söylesin bakalım. Baştan yapıyorum. Kasa işlemlerine geldim.
bankaya yatan. Hangi banka yatırıyorum? Akbank ya da şu bankaları bir sileyim arkadaşlar. İçinde hiçbir şey kalmasın ya. Zaten sildik, yanlış yaptık, karıştırdık. Tüm bankalarda para, hiçbir bankada paramızın olmadığını farz edelim. Tamam, bankalarda para yok. Şimdi çalıştırıyorum. Hatta kasa hesabına da bir standart bir rakam yazayım. 5.000 lira para olduğunu farz edelim. Tamam, baştan çalıştırıyorum. Burada bankaya yatan diyorum. Hangi bankaya para yatırayım? Mesela Ziraat Bankası'na. Ne kadar? 1.000 lira. 1.000 lira yatırdığım zaman kasada 4.000 lira kalacak. Evet dedim. Kasayı bankaya yatırdım. Gördüğünüz gibi burada 4.000 lira kaldı. Ziraat Bankası'na 1.000 lira girdi. Hatta bankadan bakalım Ziraat Bankası'nda 1.000 lira var mı? Evet 1.000 lira var. Tamam. Şimdi geliyorum o az önceki işlemi sileceğim. Burayı sildiğim zaman kasa 5.000 olacak. Banka 0 olması lazım. Sil diyorum. Evet diyorum. Kayıt silindi. Tamam. Ve hiçbir mesaj vermedi. Dolayısıyla ben şunu anlıyorum. Arkadaşlar şu mesaj box yazdığımız yere inmiyor arkadaşlar. Yani şuraya kesinlikle uğramıyor. Şu iç kısmına buraya girmiyor arkadaşlar. Buraya inmiyor. Buranın içine girmiyor. Eğer bankalardaki A'nın X'i ne demişiz? Eğer bankalardaki A'nın X'i eşittir banka ise. Peki şurada bize bu mesajı versin. Şurada versin. Buraya girmeden önce bize bankayla tutarı söylesin bakalım. Kasaya gittim. Kasa işlemleri bankaya yatan. Bu sefer Deniz Bank'a yatıracağız. 1.000 lira. 1.500 lira diyelim. Kaydet. Evet. İşlem kaydedildi. Şimdi sil diyorum. Evet diyorum. Bakın. B'ye 00011 doğru. Tutar da 1.500 gelmesi lazım. Doğru. Demek ki aşağıya inmiyor. İnmemesinin sebebi ne? Yani şuraya doğru ya arkadaşlar ya. Banka o değil. Banka şu B'ye 007'dir. O diğeri budur. Banka kodu ayrıdır. Sorunu anladım ben. Sorun şu arkadaşlar. Bu bankadır. Şurada buraya da banka kodu aslında bu banka değil ya. Şuraya dim banka kodu diyorum. As string. Şimdi arkadaşlar biz bankayı şu kodlara banka dedik. Şuradaki herhangi bir koda banka dedik. Ama gerçek banka kodumuz budur. Bu banka yatan kodudur. Aslında buna işlem kodu desek daha güzel olacak. Buraya işlem kodu diyorum. Buraya işlem kodu diyorum. Buraya da banka kodu diyorum. Şuna işlem kodu diyorum. İşlem kodunu buradan alacak. Tamam, buraya kadar geldi. Şurası tamam. Şurası işlem kodu olacak. İşlem kodu. Tamam. Ondan sonra banka hareketlerindeki satırı silmeden önce ben burada banka kodunu alacağım şimdi. Banka kodu.
Banka kodu eşittir. Sheets banka hareketlerindeki B'nin değeri olacak. Ha, bunu da oradan aldım. Tamam. Şu iki mesaj box'ı siliyorum. Ha, burada işte buna banka kodu diyorum işte. Şimdi tamam. Şimdi tamam. Bakın çalıştıracağım. Bu sefer düzgün çalışacak. Göreceksiniz. Önce bir kasayı tekrar kasa 5000'dir. Bankaları tekrar sıfırlıyorum arkadaşlar. Bankalarda hiç para olmadığını farz edelim. Şimdi çalıştırıyorum. Kasa işlemleri, bankaya yatan, hangi banka yatıralım? Yapı Kredi'ye 2000 lira yatırıyorum. Bir şey yazdım. Kaydet dedim. Evet dedim. Tamam. Şimdi ben bunu seçtim ya arkadaşlar. Burada işlem kodumuz BY0012, banka kodumuz B004'tür. Pardon. Bankanın kodu ayrıdır. Sayfada var. Şimdi ben bunu sil diyorum. Evet diyorum. Bakın sildi mi? Silindi diyor ama silmiyor. Bir dakika, ne eksik bıraktım ya. Videoda yine uzadı. Üf. Of 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 of. Kasa işlemlerine gideyim. Burada yine bir şey unuttuk mutlaka. İşlem kodu string, banka kodu string, işlem kodu LSD 0. kolondan al. Eğer kasa hareketleri A'nın X'i boşsa çık. Kasa hareketleri A'nın X'in değeri banka. Bak yine banka yazmışım buraya. Buraya işlem kodu diyeceğim. Tamam. İşlem kodu ise tutarı oradan al. Kasa hareketleri sil. Kasaya ekle. Tamam. Şimdi tamam. Unutmuştuk arkadaşlar. Ben burayı tekrar sıfırlıyorum. Kasada 3000 lira. Onu da tekrar 5000 lira yapıyorum. 50 bin lira oldu. Tamam. Şimdi bir deneyelim. Bu sefer olacak. Şu işlemi de sileyim. Şu B'yi siliyorum. Şu tamam. Kasa hareketlerindeki şunu da silelim. Şimdi geliyorum. Bankaya yatan şu bankaya Yapı Kredi'ye 1500 lira yatırdım. Evet dedim. Tamam. Şimdi kasada 3500 kaldı. Sil dedim. Evet dedim. Silindi. Kasa 5000 lira oldu. Şimdi bankaya bakalım. Evet gördüğünüz gibi Yapı Kredi'de para yok arkadaşlar. Şu anda eksiksiz çalışıyor. Şimdi son olarak bankadan çekileni de silelim. Yapalım. Zaten her şey aynı olacak arkadaşlar. Kasa işlemlerine geliyorum. Bu silin içine giriyorum. Şuradaki banka yatanı silin hepsini kopyalıyorum. Aynen şuraya kadar kopyaladım. Ctrl C ile şu bankadan çekilene yapıştırdım. Bakın ne yapıyoruz bu sefer. Yine her şey aynı. Kasa hareketlerindeki bunu sildik. Kasa hareketlerindeki işlem kodunu aldık. Kasa hareketlerindeki sildikten sonra şimdi bankadan çekileni sildiğimize göre bankadan çekileni sildiğimize göre kasada bir azalma olacak arkadaşlar. Bunu eksi yapıyoruz. Kasada bir eksilme olacak çünkü bankadan çektiğimiz parayı yani gelip alıp kasaya koyduğumuz parayı sildiğimize göre o tekrar bankaya gidecek. Burada da banka hareketlerini sildik. Sadece burada bankayı arttırıyoruz arkadaşlar. Pardon. Şurada eksi tutar değil artı tutar diyoruz. Yani tam sadece eksiyle artılar değişti. Geriye hiçbir değişikliğimiz yok. Ve bankadan çekileni de bitirdik arkadaşlar.
Şimdi ben burada hızlıca size kısaca anlatmaya çalışayım tekrar. Şimdi bankada yatan ile bankadan çekilen aynı şeyidir. Bankaya yatan kaydını silince kasayı artırıyorsunuz, bankayı azaltıyorsunuz. Bankadan çekilende ise kasayı azaltıp bankayı artırıyoruz. O kadar. Şimdi burada işlem kodumuz seçtiğimiz yani silmek için seçtiğimiz listedeki sıfırıncı kolon neyse bu işlem kodumuza atadık. Sonra bir döngü yaptık birden 1 milyona kadar. Eğer dedik kasa hareketlerindeki A'nın X'i boş ise çık. Eğer kasa hareketlerindeki A'nın X'i işlem koduna eşit ise o zaman tutarı kasa hareketlerindeki FX sütunundan aldık. Onu tutarda sakladık arkadaşlar. Sonra kasa hareketlerindeki ilgili satırı sildik. Sonra kasadaki EİK yani kasanın tutar yazan hücresine yine çıkar dedik. Neyi çıkar? Tutarı çıkar. Şu yukarıdaki tutar ne varsa içinde 1000, 2000 ne varsa yani şu hücrede ne tuttuysa onu kasadan çıkardık. Ve şu döngüden çıktık. Şu for döngüsünden çıktık. Kasa hareketlerini kayıt silmeyi işi bitirdik. Şimdi sıra geldi banka hareketlerinden kayıt silmeye. Yine aynı döngüyü kurduk. Banka hareketlerindeki AX boş ise çık dedik. Banka hareketlerindeki A'nın X'inin değeri işlem koduna eşit ise banka kodunu da o sayfadaki BX hücresinden aldık arkadaşlar. Yani geldi şu banka hareketlerine geldi. Şu satırı örneği silmek için geldi. Bu satırı silmeden önce şu B4'ü kopyaladı. Hafızasını hani şeye aldı. Şu değişkene aktardı. Banka koduna aktardı. Sonra banka hareketlerindeki sayfayı sildi ve çıktı. Burada da işi bitti. Bu kodu almamızın sebebi tutarı nereye ekleyeceğiz veya nereden hangi banka kodundan tutar çıkarıp ekleyeceğiz bunu tutmak içindi. Sonra bir döngü daha yaptık. Bankalar sayfasına gittik. A'nın X'i boşsa çık dedik. Eğer bankalardaki A'nın X'inin değeri banka koduna eşit ise bankalardaki E'nin X'ini yani tutarın olduğu bankadaki bakiyenin olduğu hücreye ekle. Neyi ekle? Tutarı ekle. Aşağıdaki diğer şey de aynıdır arkadaşlar. Bankadan çekilenle banka yatan aynı işlemi görüyor. Sadece biri kasayı artırıyor, biri azaltıyor. Şimdi tekrar bir işlem yapalım. Şimdi bankadan para çekelim. Bankada para var mıydı? Hiç para yok. Bir bankaya para yatıralım isterseniz önce. Örneğin şu Ziraat Bankası'na 3.500 lira yatıralım. 3.500 lira yatırdık. Kasada bakın 1.500 liramız kaldı. Ve gidiyoruz bankaya bakıyoruz. Evet. Ziraat Bankası'nda 3.500 liramız var. Güzel. Biz bu işlemi yanlış yaptığımızı baktık ki bu işlem yanlış yaptık. Geri almak istiyoruz, silmek istiyoruz. Sil düğmesine basıyorum. Evet diyorum. Gördüğünüz gibi kasaya 5.000 lira girdi. Hemen isterseniz bankaya bakalım. Ziraat Bankası'nda para yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve şu kasadaki her şey tamam. Şu kaydı düzelt kaldı. Bence düzelte gerek yok. Biz orayı da biraz şöyle bir çeki düzen verelim. Çünkü program artık o kadar büyüdü ki takip etmesi de zorlaştı arkadaşlar. Şu hücreye gerek yok. Şu sili de şuna da gerek yok bence. Şunu da butonu da şuraya alabiliriz. Sil. İşlem sil diye. Buraya da işlem sil diye. Evet, şu işlemi sil. Bunun fontunu hemen kalibri kalın 10 yapalım. Bir de şu banka listesi vardı arkadaşlar. Banka listesindeki yazlar küçüktür. Şimdi biraz büyütelim. Yazlar iyi gözüksün.
Şunu da şöyle uzatalım. Tamam. Şunu da fontunu yine kalibri kalın 10 yapabiliriz. Şöyle bir daha çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi bankalarımız da iyi gözüküyor. Evet, tekrar bir de ne olabilir başka? Bakın şu anda bankada hiç para yok gördüğünüz gibi. Bankaya para yatıralım. Banka yatan mesela Ziraat Bankası'na 1000 lira yatırayım. Evet dedim. Yatırdım. Burayı kapattım. Bakın bankada şu anda 1000 TL banka hesabımızda var gördüğünüz gibi. O parayı o kaydı sileyim. Banka yatanız işlem sil. Evet dedim. Sildim. Gördüğünüz gibi kasaya 5000, bankada para bitti arkadaşlar. Dolayısıyla kasa işlemlerinde hiçbir eksiğimiz kalmadı. Burası tamam. Stokta stok tanımlama, stok raporlarımız yok. Stok tanımlamamız tamam. Cari hesaplarımız burada gözüküyor. Borçlu cariler, alacaklı cariler, tüm cariler burası tamam. Carimizi çift tıklayıp güncelleyebiliyoruz. Ekstresine bakabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ufak tefek eksiklikler var. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bu derste ne yaptık? Bankaya yatan ve bankadan çekilen işlemlerini yaptık arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi geceler diliyorum.